Hala çok modern ve ne kadar da temiz duruyor. Gerçekten zamansız. Bunu çok seviyorum. Havuzun kenarındaki dalış tahtasındaki grafik çizgiler, sıçrayan su görüntüsündeki organik fırça darbeleri, tuval çerçeve gibi kullanıldığı için tuvali görebiliyorsunuz ve kumaştan yapıldığını da hissedebiliyorsunuz. O anı yakalamış olmasını seviyorum. Hockney bu resmi yapmasının 2 haftasını aldığını ama resmin aslında 2 saniyelik bir anı yakaladığını söylemiş. Aynen bir podyum gibi. Kesinlikle. Ya sadece bir an, öyle değil mi? Tatil koleksiyonumuz için bir başlangıç noktası arıyorduk. Bir tatil koleksiyonundan ne beklenir? Resimlere, tablolara baktığımızda tatille bağdaştırabileceğimiz bir şeyler aradık. Sonra aklımıza Hockney'nin daha büyük bir sıçrama tablosu geldi. Tatil düşündüğünüzde bir rüya veya romantizm yaşayabileceğiniz bir yer aklınıza gelir. Bu da çok çekici bir tablo. Orada olmayı gerçekten isterdim. Resme baktığınızda o ruh halinde ve o atmosferde evet. olmak istiyorsunuz. Havanın sıcaklığını ve havuza atladığınızda hissettiğiniz o serinlik duygusunu neredeyse gerçek kılıyor. Tatil koleksiyonu için mayalar tasarlıyorduk. Ve bu eseri bunun için ilham kaynağı olarak kullanmış olmamız harika bir şey. Sıçramada çok ince çizgiler var. Biz de buna benzeyen öğeler kullandık. Dalış tahtasının sarı rengini biz neon bir sarı olarak uygulamayı tercih ettik. Bu baskıyı kıyafetlerin belirli yerlerine uygulamamız, dalış tahtası, zemin ve kullanılan tuval arasındaki geçişleri andırıyor. Hockney hakkında ilginç bir bilgi, Yorkshire'dan Los Angeles'a taşınmasıydı. İngilizseniz, özellikle de benim gibi İngiltere'nin küçük bir yerinden geliyorsanız ve LA'ya daha önce hiç gitmediyseniz, buranın insanların hayallerini gerçekleştirmek için geldikleri bir yer olduğunu düşünürsünüz. Neredeyse gerçek olamayacak bir yer gibidir. Hockney'in de böyle düşündüğünü sanıyoruz. Açıkçası bizde de benzer bir düşünce söz konusu.